çok takip edemedik ama ilk programınıza Yağmur Bey'i davet ettik. Yok, ilk programa değil, Sevgililer Günü. Ama şey, özel, en çok reyting alan yer. Evet. Evet, bu konuda biraz şımarız. Evet. Çok keyifli geçti. Aslında şöyle bir şey oldu. Ben sonra yorumlar okudum. Bir süredir de ekranda olmadığım için aslında. Bir kısım insan tabii şey yazmış, çok yapmacıklar demiş. Bizi tanıyan insanlar da genelde bize mesaj atmışlar. Ya evdeki gibi hani davranmışsınız demişler. Biz mutlu olduk. Aslında sonra okuyunca çok güldük yani kendi aramızda. Çünkü biraz çekerken bir yerden sonra koptu yani konu. Suda gelince, katılınca konuya hani hakikaten... Kameraların yani... gibi olmadı. Çok evet. Biz bize kaldık. Tehlikeli bir durum bu. Yani program canlı olsaydı. Tabii ki bilmeyene çok acayip gelmiş olabilir ama bilenler, bizi tanıyanlar çok eğlenmiş. Evet. Nasıl bir duyguydu peki? Kendi eşinizi kendi programınızda ağırlıyor olmak. Garip. İlk değil ama ya. İlk değil. Daha ben önce de ağırlamıştım ama tabii. Davul bile çaldım. Evet. Ama evli değildik o zaman. Yanlış hatırlamıyorsam kızım sensin yani tam olarak şey. Tamam ama evli değildik. Bir kere bu sene evliliğimizin 10. senesi. Kocam ve kızımla ilk defa yayındaydık. Benim için çok heyecan vericiydi. Evet. Yağmur'u ağırlamak zaten çok zordu. Çünkü insanın bu kadar iyi tanıdığı birine başkaları da tanısın diye soru sorması çok kolay değil. Ama televizyonculuk yaptığınızda gelen konuğunuzu seyirciye tanıtmanız ya da onunla bir şeyler paylaşmanız lazım. Ve bu böyle ne haber abi ya ayağında bir şey, böyle bir ayarda olamaz. Ben de adam gibi cevap vermedim. Delirttim. Yani, bakışlarından anladım. Çok hakim kaş göz yaparak kadın, sakinleştirmeye. Kadın iyi programcı ama kocası kıl. Bana düzgün soru soruyor, pas açıyor, ben ters cevap veriyorum, bakıyor bana. Ya benim kocam bir sorunun cevabını verirken gerçekten kulağını böyle göstermek yerine böyle gösterenlerdendir. Hakikaten öyledir. Seviyorum. Yani. Evet, sonrasında yayını seyrettiğimde gene başarmış bunu. Yani gene sorularımın hiçbirine tam cevap vermemiş. Canın istediğini söylemiş. Ama yayın kurtardı. Yayın çok güzeldi. Aldığımız en yüksek reytingdi. Çok yüksek bir reytingdi. Bizi tabii ki mutlu etti. Ağırlamak keyifliydi ama. Biz aile reytingimizi ölçtük. Kızım da sürprizdi. Düşünüyor musunuz dönmeyi? Yani hep aynı şey aslında soruyorlar. Bazen diyorlar son birkaç senedir yoksunuz falan. Neredeyse 10 sene olacak filmler haricinde. Dizi evet. Olarak 10 yıla yaklaştı. Yani evliliğimiz kadar neredeyse. Evlendikten sonra eve kapattım. Dizi? Oynatmıyor artık beni. Artık dışarı çıkmasına müsaade etmiyorum. Evin öyle kadınlarla falan. Evet, öyle kadınlarla falan yan yana gelip de dizilerde oynamak çok ters. Bana ters böyle şeyler. Otursun, evde beni beklesin. Mesela. Var mı yeni projeler? Yok. Ama yani teklif var da yok değil. Yok. Yok. Yok, siz yok. Bir program yapıp Pınar Hanım'ı ağırlayacak mısınız? Program beni hiç yapmadı. Zor olur ya. Aslında ben program Pınar'dan daha önce yapıyorumdu belki eskiden TRT zamanında evet, ama... Evet ama böyle bir program değildi. Daha böyle sporları... Evet ama şey değil yani program zor bir şey ya. Çok kolay değil. Bunlar güzel yapıyor. Saygıyla. Belki dizi olur. Bir programcı. Biz destekçiyiz. Evden izliyoruz çocukla. Yalancı ofisten izliyor. Öğlenleri ofiste televizyon açık. Evdeyim ben, evdeyim. O tarifleri bir yapıyorum. Teşekkür ederiz. Efendim son olarak bir otobüsle ilgili bir haber çıktı. Ya evet. Aa, çok komik. Olarak. Onu kendin açıkla. Çok komik ya. Hala şiş evet. Farkındaysanız gözümün buraları. Gözlerim alerji oldu. Bu sene yeni moda. Muhtemelen çok çalıştığım, çok yorulduğum ve çok makyajlı kaldığım için oluyor. Bu ikinci defa başıma geliyor. Bundan 3 hafta, 1 ay, yaklaşık 1 ay önce bir kere daha başıma geldi. Böyle bir anda yani sette çalışırken şöyle gözlere sahip oluyorum. Japonlu oluyorum. Hadi ben Japonlu oluyorum. Makyajla bir şekilde idare ediyorum. Ama dün 15 günden sonra ilk defa tek çalışmadığım gündü. Yani yüzüme makyaj yapmadan kalabileceğim bir gündü. Ve makyajsız çıktım. Zaten çok kaşınıyor gözlerim ve gördüğünüz halde hala da batıyor. Bugün de çekimden geliyorum. Mecburen makyajlıyım. Bir arkadaşlarınızla karşılaştım. Pınar Hanım fotoğraf dediler. Dedim ki gözlerimin haline bakın. Hakikaten ne oldu size dediler. Dedim alerji oldu gözlerim. Ne olduğunu bilmiyorum. Geçecek. Ama hani çekmezseniz mutlu olurum. Makyajsızım dinlensin diye hiçbir şey sürmedim ve gördüğünüz halde. Tabii çok haklısınız dediler. Döndüm. Öbür tarafa yürürken başka bir arkadaş çekti. Karşı bile çıkmadım. Ama sonunda botoks olduğuma karar vermişler. Ama botoks göze yapılmıyor. Göz şişirmez. Zaten botoks halkı şişirmez. Halkı kandıramazsın. Evet, buralarıma botoks yaptım dün, o yüzden çok fena vaziyetteyim. Yok yani işin şakası bir yana hakikaten bir alerji yaşıyorum. Çok da kaşınıyor zaten.
geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçecek. Yani, olur öyle şeyler herhalde. Çok zaman zaman bir güçsüz düşünce herhalde tepki gösteriyor. Teşekkür ederim.